Merhaba arkadaşlar. Bir analiz 4 videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda bir önerme ispatlayacağız. F aren'den arene fonksiyon. A alt aren olsun. F sürektir. Erek ve yeter koşul. F üzeri eksi bir A'nın içi. F üzeri eksi bir A'nın içine eşittir. A kümesin içinin ters görüntüsünün bu özelliği sağlamasını bekliyoruz. Şimdi biz burada çözüm için ne yapmalıyız? Bir çift yönlü önerme ispatlayacağımız için ilk başta şu tarafı kabul ederekten başlayacağız. F sürekli olsun diyeceğiz f sürekli olsun. Şimdi burada sürekliliği göstermek için ne yapmamız gerektiğini çok iyi hatırlayalım. f x noktasında süreklidir. Değil mi burada? Eğer kümede sürekli ise bu anlama gelir. x noktasında süreklidir. Bu da ne anlama geliyordu? verilen her epsilon büyük sıfır için ne vardı bir? d fx Şöyle bir şey vardı. Bakın düzgün bir şekilde yazabilirsem, her epsilon büyük sıfır için en az bir delta büyük sıfır vardır. Öyle ki bunu sağlaması gereken özellik şuydu: f'dx delta'nın burada şunun altında kalacak olması. d f epsilon olur. Bu aslında bizim bildiğimiz bu epsilon delta'lı tanımın açıklarla ifade edilmiş halidir. Buradan baktığımızda. Bunu birazcık şu tarafa kaydıracağım. Çünkü düzgün olmadı o tarafı. Yani tekrar düzgün yazmaya çalışıyorum. Dır. Tamam güzel. Bunu hiç yoktan verdik bu tanımı. Şimdi gerisinde ne yapacağız? Onu düşünmemiz gerekiyor. Ben neyi göstermeliyim? Bunu göstermeliyim. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. X eleman F üzeri eksi 1 A'nın içinden alalım. Bu varsa ne diyebiliriz? Alalım diye bir yazalım da önce. Alalım. Buradan bildiğimiz şey şu. fx'in neyin içerisine düşeceğini biliyorum. A iç olur. Tamam güzel. Bunu da bulduk. Bir şeyin A'nın içinde olması ne anlama geliyordu? Bunu da hatırlayalım. fx eleman A iç ise burada şöyle bir şey vardır. En az bir epsilon büyük sıfır için d fx merkezli epsilon yarıçaplı diskimiz neyin altında kalır? A'nın altındadır. Bu bizim için neyin tanımıydı? İç, iki, yani iç noktalardan bir eleman almanın tanımıydı. Şimdi şunu biliyoruz. Ee, burada x'te sürekli olduğundan f x'te sürekli olduğundan yine en az bir delta büyük 0 için ne sağlanacaktı? f parantezinde dx delta yarıçaplı diskimiz bizim buradaki dfx epsilon'un altında kalır. Şimdi burada dır yazdığım yere bir isim vermem gerekiyor. Yıldız. Şimdi buradaki yazdığım şey nottu tamam mı? Burada bir daha bir daha yazmamak için ee, şöyle yapalım şu tarafta zaten tekrar tekrar bunları anlatmamış gibi olacağımdan oradaki kısmı sildim yani şimdi siz ispatı benimle beraber yazıyorsanız bana sövüyorsunuzdur ama bu yaptığım şey ispatınızın daha düzgün görünmesini sağlamak için yani burada orayı kurtarmak için ilk başta bir hatırlatma amacıyla vermiştim şu an bunu süreklilikten dolayı olduğunu yazdık. E şimdi burada buna da iki yıldız diyorum. Buraya da ne dedik? İki yıldız dedik. İki yıldızdır. Şimdi şöyle yapıyorum. Yıldız ve iki yıldızdan ne elde edersiniz? F d x delta alt d f x epsilon. O da alt a olur. Buradan da f d x delta alt A'dır. Buradan da ne diyebilirsin? D x delta alt f üzeri eksi 1 A'dır. Buradan ne diyebilirsin? x eleman f üzeri eksi 1 A'nın içindedir. Burada da aynısını söylemiş oldun. Baktığın zaman e, burada siz aslında sana ne demiş oldu? Ne yaptık? Bakın ilk başta yaptığımız şeye bakalım. Şuradan e, f'in tersinin f'in tersinde a'nın içinden bir eleman aldım. Bunun buraya düştüğünü gördüm. Yani her x eleman f üzeri eksi bir a iç için ne oluyormuş? x eleman a'nın ters görüntüsünün içine düşüyormuş. Bu da f üzeri eksi 1 a'nın ne olması demektir? f üzeri bir a'nın içinin f üzeri eksi 1 a'nın içinin alt kümesi olması demektir. Ki bu da isteneni göstermektir. Bir yönü göstermiş olduk buradaki yaptığımız bu parçayla. Ben burada videoyu durdurabileceğinizi düşünerekten şurayı birazcık size gösterecek şekilde yaptım. Şimdi diğer parta geçiyorum. Şimdiki kabulümüz ne? bu tarafı yapıyoruz. Şu an yeterliliği göstermeye çalışıyoruz. Unutmayın. Şöyle bir şey olacaktır. Buradan da bakarsak. Ee, f üzeri eksi 1 şu kabul edeceğiz. Aslında yaptığımız tek şey o. F üzeri eksi 1 a'nın içi alt f üzeri eksi 1 a'nın içi olsun. Burada her a alt aren için diye de not düşebiliriz. Çok önemli değil bu. Buradan şimdi yapmamız gereken şeye bakalım. U alt aren açık kümesini alalım. Sustum. <laughs> Düşünüyorum ne yapmam gerektiğini ama biliyorum. Şöyle bir şey olacaktır. Burada bir açık küme aldık. Buradan şöyle bir şey vardır. Açık olduğundan U ile U'nun içi eşittir. E buradan şöyle bir şey diyebilirsin f üzeri eksi 1 u'nun ters görüntüsü de f üzeri eksi 1 u'nun içinin ters görüntüsüdür. E şimdi buradan şöyle bir şey biliyoruz. f üzeri eksi 1 u'nun içi alt f üzeri eksi 1 u'nun içidir. E buradansa ne olacaktır? F üzeri eksi 1 U dediğimiz adam bu neye eşit? F üzeri eksi 1 U'nun içine o da alt F üzeri eksi 1 U'nun içi. Yani bakarsak F üzeri eksi 1 U dediğimiz küme F üzeri eksi 1 U'nun içinin altında kalır. Şunu biliyoruz. Her küme için şu sağlanıyordu. F üzeri eksi 1 U'nun içi alt F üzeri eksi 1 U'dur. Her kümede var bu çünkü. Her kümede var. O zaman ne olacaktır? F üzeri eksi 1 U dediğimiz küme burada F üzeri eksi 1 U'nun içine eşittir. Bu ise f üzeri eksi 1 u'nun arende açık olmasıdır. Arende açık olmasıdır. Evet. Yani her düzgün bir ifadeyle yazıyorum. Her açığın ön görüntüsü de açık olduğundan F süreklidir. Sürekliliğin denk tanımlarından bir tanesidir. Bu dört tane vardı ya. F süreklidir. Böyle diyorduk. Her U açığı için F üzeri eksi bir U açık. Ondan sonra her F kapalısı için F üzeri eksi bir F kapalı. Bir de dizisel kapalıktır. İşte F dizisel sürekli. Bu dördü birbirlerine denk de hatırlarsanız. Bunları böyle bir önerme şeklinde yazmıştık. Tabii ki ispatını yapmamıştık ama bunları sık sık kullanıyorduk. Biz de buradan şunu gösterdiğimize göre bu bunu gerektirdiğinden dolayı F'in sürekli olduğunu bulduk. Ve böylelikle buradaki önermenin de ispatını yaptık. Yine bir süre bakmanız için şöyle ekran durduracak şekilde büyüttüm. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.